23 Ekim 2020 Muhabbet TV yok o kadar Faruk Aslan yayında. Yayınımız aşk yangını. Kainatın mayasında, temelinde sevgi, aşk, hub ve var halde biz aşkı nasıl anlamadayız? Aşkı nasıl dile getirmeliyiz? GoPro diyor ki pili bir değiştirmeden pili ben çalışmıyor. Bu nedenle şekil bir gördüğünüz gibi GoPro'nun pilini önce değiştirmemiz gerekiyor. Unutursanız piliniz biterse ruhunuzun enerjisi biterse aşk olmaz. Düşük ruh enerjisiyle aşk yaşanmaz. Aşk benzin gibidir ruha enerji veren pil gibidir. Bataryayı, pili doldurmanız gerekir. Elektriğe şarja takıyoruz ve doluyor. Dolduğu zaman zaten aşk yaşanıyor. Hayata dönüyorsunuz. Hayata tutunuyorsunuz aşk ile, sevgi ile, muhabbet ile, yalanla, dolanla, iftira ile değil. Samimi olarak, kendinize gerçeği söyleyerek, kendinizi gerçekleştirerek astınıza rücu ederek aşka dönüyorsunuz. Aşka dönemeyenler ölüyorlar. Aşka dönenler yaşıyorlar. Ölmeden ölüyorlar, yansalar da, volkan gibi patlasalar da onların yangını, alevleri yakıyor. Patlıyor volkan öyle bir aşk ile yakıyor ki o aşk eritiyor o lavlar. kibirleri. Kibirler aşk yaşayamıyor. Kibirler sadece kin ve nefret saçıyor. Ne kadar uzun evlilik de yapsanız aşk bittiyse sevda, emek, vefa, saygı, paylaşım, ortak duygular, bağımlılık, attachment, desires, dilekler, istekler bittiyse evlilikler de bitiyor. Yaşatamıyorsunuz. Aşk ile evlenenler nefret ile ayrılıyor. Acaba neden? Kibirden olabilir mi? Narsizm, selfishness, greediness, greedy behavior, acaba arrogant olmanızdan dolayı aşkı öldürmüş olabilir misiniz? Hep kendini yüzde yüz haklı gören eşler uzlaşmıyorlar. Ben yüzde yüz haklıyım diyor iki tarafta. Nasıl terapi yapacaksınız? Nasıl kapıl terapi yapılır? Tek taraflı olur mu terapi? Bir taraf yüzde yüz haklıyım diyor, öbür taraf yüzde yüz haklıyım diyor. Yıldızlar Savaşı çıkmış. İki tane gezegen savaşırken barış olur mu? Kavga çıkmış. Kavganın ortasında aşk olur mu? Ya başında olur aşk ya sonunda olur aşk ve barış. Kavganın ortasında kavga olur. Barış olmaz fitne fucur çevirenler nifak çevirenler kin ve nefretle savaşın ortasında aldatıyorlar. Ben de aldanmanızı istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle istemiyorum. Siz aşk edilisiniz. Siz güneşsiniz. Evrene aydınlatan. Her şeyi kaybetsen de hayallerini kaybetmeyeceksin. Başka neyiniz var ki? Nazım Hikmet ne demiş? Boynuma sarılma gülüm. Benden sana ölüm geçer. Yan, yak, yanalım. Yakalım. Aşk ile yakalım. Ebedi insan ruhu ebede müştak demiş Bediüzzaman Said Nursi. Faniye aşık olan ayrılık yaşar. Yaşar, ne yaşar, ne yaşamaz anda mutlu yaşar güzelim. Güneşin doğuşunu seyrettim bugün. Türkiye'den doğuşunu, Kanada'dan doğuşunu. Aynı güneş. Dimdik baktım gözümü kırpmadan. Öfkeyi sadece aşk öteler türküsü çalıyordu güneş. Ay batmıştı. Gecenin hilali vardı. Hilal'i seyrettim sabaha kadar. Sonra güneşi seyrettim doğuşunu. Her gün ay ve güneş doğuyor orada. Gökte umut tükenmiyor. Kimse umudu öldüremez. Umut katilleri, aşk katilleri medeniyet, devlet kuramaz. Parti pırtı kurar ama medeniyet kuramaz. Sevdiğim türkümü mırıldanarak Oy gülüm yandı keten helvalar Hevalar put oldu yanar Anadolu Adı her yerde aşk sevgilim merhaba Ağrı dağından uçtum parça parça Nusaybin'de Diyarbakır'da operasyon Han, Kürt kardeşlerime, Müslüman kardeşlerime faşizm yapan bir gladio rejimi, kibir faşizm, soykırım 15 Temmuz rejimi, o hal düzeni ile askeri ve sivil darbeyle, megaga darbesiyle karşı karşıya Anadolu ağrılarından uçtu. Parça parça. Çayır çimene düştüm. İnek yedi. Süt oldum. Tertemiz leplerinde değil le, le, lepler göğüs meme demektir. Annen, annenizin ak sütünü hatırlıyor musunuz? Hani siz bir emzik emerdiniz. Annenizin sütüne yapışırdınız. Tek güvenli kucak anne kucağıydı. Bir kadın nasıl bir kadın ve çocuğu hapse gönderebilir diye bugün yeniden bir olay yaşandı. İki çocuk daha annesiz kaldı. Hakim bir kadındı, anne değilmiş. Hayallerimde kaftığında yaşadım. Hep benzersiz rüyalarıma yapıştım. Hayallerimizi kimse çalamaz dedim. Eğer umut çalınırsa İman da çalınır. Her şeyini kaybet ama aşkını asla. Malını mülkünü, ırzını çaldılar. Hayallerini, umutlarını, düşünce ve fikir özgürlüğünü, din özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, girişim, teşebbüs hürriyetini çaldılar. 15 Temmuz darbe rejimi. Görmüyor musunuz? Ekmeği askıya çıkardılar. Ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz asla diyen çağın ruh mimarı bir zaman Said Nursi'yi hiç dinlemiyorlar. Evet. Nurcular da dinlemiyor. Hayret ediyorsunuz. Hayret makamında. Umudunu, hayallerini Rüyalarını çalmak istiyorlar. Yaşadığın ve yaşadıklarını düşün. Haklı çizgimizi kuruyacağız elbet. Her anı yeniden yaratır halikımız. Ve ve samet benzersiz verir. Vedid ol, hep azim sultanasın. Kabul edecek aşkımızı tüm evren. Sadece Türkiye değil. Biz 19 bin alemde hizmet ediyoruz. Himmetimiz alidir. Hak hatırı alidir. Sen tutup kaldırmazsan hakkın hatırını kimse kaldırmayacak. Sen kendine yardım etmezsen kimse sana yardım etmeyecek. Kimse senin için mücadele etmeyecek. Gökten zembille melekler inip Harry Potter gibi vent sallayarak mucizevi, mucizevi bir şekilde her şeyi normale döndürmeyecek. Çok beklersin. Nerede senin aksiyonun, aksiyon merkezli sufi anlayışın, İslam anlayışın diye sormazlar mı? Sahabeler böyle mi yapmıştı? Ya sahabeler gibi olun veya ölün diyen Fethullah Gülen Hoca herhalde yanlış anladınız. Taş kırarız, bu davayı devam ettiririz diyen Fethullah Gülen'i yanlış anlamış olmalısınız. 2015'te söylemişti bu sürecin, bu soykırım sürecinin planlarını yapanlara karşı biz helal lokma yeriz, taş kırarız, İslam davasını hak davayı biz devam ettiririz diye hodru meydan çekti. Eline silah almamış masum insanları terörü silah edeceksiniz öyle mi? ne yapacaksınız ve toplumu aldatacaksınız. İftiralar atacaksınız öyle mi? Her şey ortada değil mi? Kavga ortasında barış hayal olur ya evvel ya sonra barış gerçektir. Ortada barış olmaz. Soykırım projesinin ortasındayız. Faşizm projesinin masonların yaptığı ve Erdoğan'ın uyguladığı diğer kumayın mitinde Karın koordine ettiği parti fırtının kalmadığı hepsinin Süfyan Erdoğan'a destek verdiği bir ülkede yaşıyorsunuz. Ve hak ve hakikati söyleyen sadece 3-5 tane gazeteci aydın kaldı. HDP'yi de hapsettiler. Operasyon üstüne operasyon çekip ecdadımızın yaptığının tam tersini yapıyorlar. Yavuz Sultan Selim itlisi bitlisiye ferman yazıp da üstünü boş bırakıp üstünü sen de olur diye güvenmedi mi Kürt Müslüman kardeşlerimize? Anadolu'nun çimentosu Kürt Müslüman kardeşlerimiz değil mi? Bakalım neler yaşanmış bugün. Yalancı peşinden gitme ey aşık. Cesareti olan kavgaya tek girer. Sonucu ne olur ne olmaz bana ne. Elini ateşe sok bakayım ey gönül. Aşık mısın yoksa korkak mısın? Ateşte yan ki ateş ise ve yanma. Ölmeden öl ki ben sana ruh diyeyim. Ben sana hak dostu diyeyim. Fitne fucur dedikodu gıybet çıkartacağına, zalime yardım edeceğine hak davaya omuz ver. Ebedi davaya, fani siyasi parti pırtıların projelerine değil. İdam edecek olsalar, hak söz aşk hallac ol, nesimi ol, yunus ol. Asla süfyan, karun, tiran olma. Asla bana kibir satma. Asla katha. Cesaretin bir bedeli vardır elbet. Namertliğin faturası ebedi ateş. Namertliğin faturası belli. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Hadisler söylüyor. Sahabeler, evliyalar, asfiyalar. Ecdadımız hayatıyla gösterdi. Ne o haricilere, bir edenlerin ne o, o diye sormasını. Ne? ne o harici AKP ve Süfyan Mitrecimi. Ahra ve Şam diye bir el-Kaide terör örgütünü kurdu. Dünyanın en büyük silahlı terör örgütü. Ben size daha nasıl anlatayım. Mertliğin Allah'ın hoşuna gider. Eğer Mit Ahraru ı Elşam 15 Temmuz rejimine Süfyan Erdoğan'a bu darbe ortaklarına karşı çıkarsan Allah mutlaka ödülünü verir. Ebedi olarak verir. Eğer bu fani dünyada satılırsan, peylenirsen seni korkutarak bir çıkar karşılığı eğer teslim alırlarsa ruhunu şeytana satmış olursun. Şeytan krallığı var 15 Temmuz rejimi budur. Avrasya ekseni. Melekler senin için dua ederler eğer mert durursan. Duruşunu seç. Oyan boyan eyleme. Dan söz olma. Arafta kalma. Ya cehennem yolusun ya cennet. Araf ne demek? Beynamaz mı oldun? hiçbir aşk kavgasından kaçmayın. Dayak yesem de dövüşürüm elbet. Fani dayaklar ırgılamaz ey sevgili. Sabrı tavsiye ederiz birbirimize hep. Val asla öyle yazıyor. Sahabeler birbirlerine sabrı tavsiye ederlerdi. İman yetmedi. İslam yetmedi. Salih amel Allah rızası için olur sabırla, birbirimizle sabrı tavsiye ederek olur. Aşk ile olur. Samimi bir gönülle, kibirsiz olur. İçten samimi olur. Politika, siyaset yaparak gelme bana. Bana süfyan siyaseti izleyerek gelme. Tukatı yersin. Sen kimi kandırıyorsun? Biz kaçın kurasıyız. Gerçekten seviyorsan belli nişanesi Boynuma sarılma, gülüm sımsıcak. Yanan ateşimden sana ölüm geçer. Yan yak yanalım güzelim beraber. İçimde sönmeyen alev yangın gibi. Volkan patladı, lavlar yakar herkesi. Zalim de yanar, ettiğini bulur evet. Acıyacağız iki canı kaybedenlere. Aşkı münezzeh hazı unutulmaz. Hizmette duydunuz o lezzeti. Bu ölümsüz tadı. Hatıralarınızı silebilir misiniz? Yok sayabilir misiniz? Rica mı mi yapacaksınız? Hizmetin güzelliklerini, size sunduğu nimetleri gani gani verdi. Mutlu olduğunuz anları yaklaşınızı nasıl seveceksiniz? Ebedi aleme yatırım yaptığınız o günleri nasıl? aşk münezzeh çölde lezzettir aslında. Yakıcı bir çöl ateşinde susuz çöl. Vekâ billâhta müntihada buluşalım. Eğer bu dünyada buluşamazsak Allah ile bir olalım. Cemülcü, cemül cem dediğimiz birliğin birliğini gerçekleştirmek için önce siz bu dünyada tabi eşya ruhani aşkı bulmalısınız. İbn Arabi öyle diyor. Aşamaları var. Benzersiz olan Allah'ı siz bilmiyorsunuz ki meçhul zat ilahi. Nasıl bir meçhulle siz birliğin biliği, aşkıyla bir olursunuz ki siz Allah'ın yarattığı güzellikleri, esmaların tecellilerini, aksiyonlarını müşahede etmeden, murakabe muhasebe etmeden, mukâşafeye nasıl ulaşırsınız? mukaşefe olmadan beka billah olmaz ki. Tatmadan bu lezzeti bu dünyada öbür dünyada tutamazsınız. Bu dünyada sizin cennetiniz içinizde mutlu olmanız gerekiyor. Çıkın bu bedbinlikten, kramsallıktan. Zulümler evet iniyor kafamıza. Çok acıttılar bizi zalimler, satanistler, ruhunu şeytana satan Erdoğan'ın ortakları, siyasi İslamcılar, yobaz Kemalistler, yobaz laikler, yobaz faşistler. Çok incitti, çok acıttı. Uğur Dündar, Taak Yol ve Mehmet Ali Yalçın da 17-25 Aralık'tan sonra 2013'te Mason hocasının tayiniyle Erdoğan ile görüşmeler yaptılar. Nasıl bu yolsuzluk dosyalarını kapatabiliriz? CHP adına, MHP adına, Mason hocası adına. Erdoğan ile etocular, baylocular, perinçekçiler masadaydı. Ben de oradaydım ama görünmüyordum. Invisible olabiliyorum ben. Böyle şeytani tuzakların kurulduğu toplantıları hiç kaçırmam. Sizin cemberler çalışmıyor, benim ruhumu tespit edemiyor. Uğur Dündar sözcüydü Masum Hoca adına. Şu gazeteci arkadaş var ya. Gerçeği söylesin, anlatsın. 2014 Şubatında Erdoğan ile hangi anlaşmayı yaptınız soykırım projesi konusunda? 2014 Şubatında anlatım da öğrensin Yılmaz Özdil. Emin Çolaşan da öğrensin. FETÖ'den gizahı kesmişler. Necati ya Soner Yalçın zaten biliyor. Dediğim şeyler zaten biliyor. Uğur Dündar senden bekliyorum ben. Taak Yol'dan beklemiyorum mesela. Mehmet Ali Yalçın'da hala Erdoğan'ın baş danışmanı. Onlarla beklemiyorum. Uğur Dündar senden bekliyorum. Sözcü gazetesinde Erdoğan'a teslim ettiniz. Bravo doğrusu. Tebrik ediyorum. Çok iyi gidiyorsunuz. Bu zulüm, soygun ve faşizm sürecinden CHP'nin rant edileceğini ve iktidara geleceğini zannettiniz. Boş hayallere kapıldınız. Hizmeti sattınız, yok ettir ettirdiniz Erdoğan'a. O da seve seve yapıyordu zaten. İşine geldi, çıkarına uygundu. MHP'nin çıkarına uygundu, CHP'nin çıkarına uygundu. Utanmadınız. Zerre miktar utanmadınız Uğur Dündar. Kullandığım cümleleri teker teker baştan sona anlatayım mı o toplantıda? Yeter ki hizmeti bitir. Senin arkandayız demedin mi Uğur Dündar? Kürtlere zulüm ederim. Faşizm yapalım demedin mi? PKK dilinde neden yalan söylüyorsun PKK Eto'nun aracı değil mi? MIT'in bir oyuncağı değil mi? İşit ve Nusra'ya militan toplanırken köşende yazdın. MIT, Adıyaman'dan, menzil grubundan teröristler değiştiriyor. Ben 6000 bin kişi tespit ettim. Sadece Adıyaman'dan 200 kişi ahrar Erşam, El, El Nusra, İşit'e, Erdoğan ve MIT tarafından işe alındı. Demedin mi? Yazmadın mı? Peki neden bu teröristlere destek verdin? Neden Metin Ahra ve Erşam El-Kaide projesine, El-Mustafa projesine, liderlere Erdoğan'a destek verdin? Neden hizmeti yok etmek konusunda bu kadar ısrarcısınız? Neden insanlıktan nasibiniz yok? Bakın bugün ne oldu? Erdoğan, hidroelektrik, doğal gaz santrali, enerji tesisi, denize sıfır arsayı satışa çıkardı. Ölmüş eşeğin malları bunlar batan geminin malları. Yurttaşlardan alınan vergilerle kurulan tesisler Cumhurbaşkanı karar, kararnamesiyle tek tek elden çıkarılıyor. Şimdi de pazarı geliyorsunuz. Meral Akşener'i başkan yardımcısı yapalım İyi Parti'den. MHP yıprandı. Kimse güvenmiyor devlet Bahçeli ve MHP yaptık. Faşizmin bir kolunu keselim. Başka bir kolunu monte edelim Erdoğan'a. Utanmıyor musunuz? Meral Akşener sen utanmıyor musun? Ümit Özdağ hadi utanmıyor. Ve de küçüğün dediklerini yapıyor. Peki sen niye utanmıyorsun? Ne kadar sürecek bu soykırım? Faşizm. Bu darbe, bu hal süreci. Daha ne kadar Erdoğan'ı ayakta tutmak için oyunlar oynayacaksınız? Sayın CHP'li Mason kardeşler. Sayın Mason mektaşlar. Zerre miktar sizde utanma, insanlık yok. Teker teker izah etmek zorundayım. Zorundayım mıyım ben? Başka gazeteci olmadığı için beni dinliyorsunuz değil mi? Ekrem İmamoğlu da toplantıdaydı. Göstermeli kavga edecekler Erdoğan'la. Sonra Erdoğan galip gelecek. Ekrem İmamoğlu anlaşma yaptı. Erdoğan'la. O kadar küçük çıkarlarınız var ki o kadar küçük vatan sevginiz var ki minnacık. Çok kolay Erdoğan sizi sürkülas ediyor ve tetiklerini yaptırıyor. Siz köpeksiniz gerçekten. Erdoğan kararname imzalıyor. Ferman imzalıyor. Taşınmaz mallar, emlaklar özelleştirme kararı veriyor. Sonra alınan iş işletmeler, denizde sıfır araziler, askeri alanlar, ki Türkiye'deki en büyük alanlar askerlerin kontrol ettiği emlaklardır. Hidroelektrik santralleri, doğal gaz santralleri ki bu santraller devletin verdiği, hazinenin verdiği garantiler ve yurt dışı kredilerle yapıldı. Biliyorsunuz Şarık Tara, CHP'lidir, Masondur. Ara Alarko Holding, Enka Holding. Öyle değil mi? Gaz çevrim santrallerini teker teker anlatayım mı? Turgay Ciner, termik santraller. Şimdi bunları Erdoğan satıyor. Yani milletin malını peşkeş çekiyor. Bu para kazandıran işletmeleri ve enerji alım anlaşması var Enerji Bakanlığı'yla. Ürettiği elektriği satıyor, garantili satış yapıyor. Hazine garantisi var ve millet cebinden yüksek faturalar ödüyor ki bazı mankenler paylaşınca dikkati çekiyor. Kat ve kat millete fatura ediyorsunuz. Rusya ile anlaşma içindeyseniz Pahalı gaz alıyorsunuz bilerek. Putin'le ortak havuzunuz var. MIT ortak. Yani nereden baksanız soygun milletin üstünden çıkıyor. Cebinden çıkıyor özelleştirilecek yerler İstanbul Esenyurt'tan Çınarcık Mahallesi'nde Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi'ne ait tesis. İzmir'in Bayraklı ilçesi Salhane Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti maliye haznesine devlete ait olan 3 taşınmaz mal enmak arsa özelleştirme kapsamında bulunuyor. Erdoğan kalanları da satıyor. Sata sata bitiremedi ülkeyi. Hani saldırı haberi demişti 2008'de darbenin organizatörü, yurtta suluk konseyi başkanı Erdoğan dış düşmanlara satıyor. Hani süper NATO vardı Perinçek demiş. Çatır çatır satıyorsunuz. Cemaat satmıyor. Siz satıyorsunuz. Erdoğan'a destek vererek. İzmir Limanı, Adliye gibi kurumların bulunduğu alandaki denize sıfır noktada bulunan bütün değerli emlaklar, Erdoğan tarafından satılıp kendi keş kasasına aktarılıyor. DDT hazineye girmiyor ki. Girseydi Reza Zarap'la olan skandal, skandalda milyar dolarlar söz konusu, 100 milyar dolar hala hazineye girmedi. Amerika tahsil etti, alacağını aldı. Olan yine millet oldu. Kocaeli'nin Dilova ilçesinde bulunan elektrik üretim Anonim şirketi ait Çerkeşli mahallesinde bulunan Gebze, Lova, Doğalgaz kombine çevrim santrali de satışa çıkarılmış. Yani elitlere Erdoğan satış yapıyor. Türkiye'deki elitlere CHP'li çoğu ve AKP'li ve Avrupa'daki, Amerika'daki, Çin, Rusya'daki zengin elitlere satış yapıyor. Milletin, devletin emlağını satıyor. Elektrik gibi çok önemli, stratejik olan, satılması mümkün olmayan, olmaması gereken. Putin Rusya'da böyle mi yaptı? Hepsini devletleştirdi. Siz devletin olan, milletin olan elektrik, gaz santrallerini dış güçlere, yabancı özel şirketlere peşkeş çekiyorsunuz. Erdoğan keş kasasına Para aktarılsın diye. Soykırım projesi devam etsin. Maaş ödemeye devam edelim diye. Çapulcularına maaş ödemek için bu rejim. Başka bir sebebi yok. İşletme hakkı özelleştirme kapsamına alınan, alınan Sivas'ta bulunan Ahiköy 1 ve 2 hidroelektrik santralleri nikazaran firmaların sözleşmeyi imzalamaması üzerine tekrardan özelleştirme kapsamına alındı. Sonuna kadar Cingiz Holding, Limak, Kolin sömürecek. Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait olan taşınmaz emlaklar Erdoğan tarafından yeniden imzalanıp Tokat ve Afyon'da imar planları da değiştirilerek peşkeş çekiliyor. Daha önce Türk Telekom'da Fuat Oktay yardımcı var ya 15 milyar dolarlık Yolsuzluk yapıldı. 15 milyar dolar. Bunun 5 milyar doları Hariri Lübnan ailesine gitti. Mitin orada projesi var. Katillerine Lübnan pasaportu veriyor. Mit. Türk pasaportu değil. Alaaddin çakıcı gibi katillere, onun ekibine Lübnan pasaportu veriyor. Hariri ailesiyle çalışıyor. 5 milyar dolar o projeye gitti. 5 milyar dolar Erdoğan ailesine gitti. 5 milyar dolar da. ETÖ'cülerin CHP'leri yedi. Ortak bir paylaşım söz konusu. Yani göstere göstere 15 milyar dolarlık Türk Telekom yediniz bitirdiniz. Şeker fabrikalarını kar kargile verdiniz. Reza Zarrab'ın faturası, ağır faturası. Kalan emlakları da Tokat ve Afyon'da ölmüş eşek fiyatına özelleştirip kendi kasanıza transfer etmek istiyorsunuz. Özeti bu. Buyurun haber yapın. Havuz medyasında hadi buyurun haber yapın. Bir tanesi yayınlar mı? Kadınlarla savaşıyorsunuz. Bebeklerle savaşıyorsunuz. Kadınlara, bebeklere gücünüz yetiyor. Bu nasıl bir acizliktir? Erkek değilsiniz siz, namersiniz. Türk değilsiniz. Türkler kadınla, bebekle savaşmaz. Sessiz Dünyam demiş ki eşime 8 yıl verdiler. İstinaf Mahkemesi cezayı bozdu. Yerel Mahkeme tekrar iki tane yalancı şahit buldu. 16 gün sonra tekrar karar mahkemesi yaptılar ve tekrar 8 yıl verdiler. Yani o kadar ciddi bir şekilde soykırım yapıyorsunuz ki İstinaf Mahkemesi bozuyor kararı, masum buluyor. Bütün sizin saçma sapan iddianamelerinize, suç istatlarınıza rağmen, çürük çarık delillerinize rağmen tekrar iki tane AKP teşkilatından yalancı tanık buluyorlar. Adamı tanımayan, yalancı beyanla yeniden mahkum ediyorsunuz. On emirde Hazreti Musa'ya inen on emirden biri yalancı şahitler cehennemdedir yazıyor gerekçesi ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'de aynı şey yazıyor. Hadisler bütün İslam tarihi yalancı şahitler cehennemde diyor. Erdoğan mit yalancı şahit merkezi. Bütün teşkilatları AKP'nin yalancı şahit dolu. Bir de rant, para kazanıyorlar bundan. Hiç utanmıyorlar. Binlerce masum insanı Milyonlarca insanı mağdur ettiler. 3-5 kuruşa peylendiler. Çok ucuza gittiler. İyi ki hayallerimizi görmüyorlar, Yoksa onları da alacaklar elimizden." demiş bir abla. Nülfer abla. Selçuk Bayraktar'ın çocuklara vaat ettiği 5000 laptop sözü ne oldu? Okullar başlayalı kaç ay oldu arkadaşlar? Cüneyt Özdemir çıkartmıştı YouTube kanalına Selçuk Bayrakları. Vaatte sözde bulmuştu. Baktım neredeyse yarım milyon insan izlemiş. Herkes duymuş, haber yapılmış. Nerede 5000 laptop? Yok. Boş boş konuşuyorlar. Bilal ona demiş ki şu Süfyan'ın oğlu Kerovan Lenin'e benziyor bu ya. Ben Lenin'in gençlik fotoğrafını Lenin'in evinde görmüştüm. Ee, var ya şu Bolşevik aynı Bilal Erdoğan. Sakal aynı. Kafa aynı. Acaba Lenin'in oğlu olabilir mi Bilal Erdoğan diye şüphe ediyorum. Bu kadar kan ve genetik benzer yani. Paganist Leli, Komünist Bolşevik biliyorsunuz. Demek ki sizin özünüz genetiğiniz dinsizmiş. Bolşevikmiş. Birinçek'le, Eto'cülerle. O yüzden Rusya'yla anlaşmışsınız 15 Temmuz'u yaparken. Bilal Erdoğan tamamen lerine benziyor ya. İnanamazsınız. Bu kadar kopya. Klon gibi. Ne demiş? Herkes bir PlayStation'ı olsun ister ama herkesin alabileceği şeyler değildir bunlar. O zaman askıda ekmek kampanyasını bırakın. Askıda PlayStation kampanyası başlatın. PlayStation pahalı tabii. Ekmek kadar ucuz değil. Asın bakalım PlayStation'ları askıya. Ondan sonra kapış kapış gider. Çok güzel reklam olur. Yani çal çalıyorsunuz çırpıyorsunuz. Bari çocuklar PlayStation oynasınlar. Canları sıkılıyor. Sizin gibi şerefsizlere sövmekten çocuk yaşta küfürbaz oldular. Şerefsizlerin önde gidenleri, pes emekler. Can Dündar demiş ki Avrupa kimin safında? Güzel soru. Zaten Türkiye'de hiç demokrasi istemediler. Irak'ta da istemiş, istememişlerdi Amerika işgal ederken. Afganistan'da Amerika'nın demokrasi istediğini iddia eden bir tane adam var mı? Veya Irak'ta, Yemen'de. Yok, Libya'da. Hep kendi siyasi, askeri ve mali çıkarlarını ön plana çıkardılar. Bu yüzden Erdoğan'ın ömrünü uzatmak istiyorlar. Biliyorsunuz Erdoğan Mason hocasının ve e, Dünya Zınlıka Komitesi'nin bir projesi. Ve e, Bush ailesi, Ford ailesi, en başta olmak üzere Rothschild ailesi destek verdi Erdoğan iktidara. Cüneyt Zapsu'nun da ifadesiyle e, Amerika'nın zengin şeytan elitleri sayesinde geldi. Siyaset yapacak parası yoktu Erdoğan'ın. Bu kadar büyük parti kuracak. Rahmi Koç demiş, sen siyaset yapacak bir milyar doları nerede buldun diye soruyordu 2001 senesinde Erdoğan'a AK Parti'yi kurarken. Lafı söylüyor, oku atıyor fakat yayı gizletiyor Rahmi Koç. Eski derin devletin patronu biliyorsunuz Tübraş'ı Erdoğan peşkeş çekti 5.5 milyar dolara susuyor. Çok travmalı arkadaş CHP'de. Severim kendisine Çıksın konuşsun. Cesur insandır. Rahmi Koç. Söylesin bu 1 milyar dolar nereden gelmiş? Manukya'nın parasını Erdoğan nasıl el koymuş? Emlaklarına, taksi plakalarına, keş parasına. E, bu genel ev pa patron Erdoğan'ın parası genel ev geliyor. Kadının hayatı boyunca kazandığı parayı Erdoğan hüpletti. Genel ev parası AKP'nin kuruluş parası. Yani bağış maaş da aldılar ama sağdan soldan Erdoğan o parayla yürümüyor. Genel ev parasıyla. Fahişelerin alın teriyle kazandığı parayla yürüyor. Onların başka telleri de var tabii. Bizim Türkiye'deki erkekler fahişe seviyor galiba. O kuruluş AKP genel ev parası artı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı iken ki dört yıl tamamlayamadı yaptığı 19 tane yolsuzluk operasyonu başta e, doğalgaz doğal olmak üzere, su projeleri olmak üzere. Veysel Atasoy iyi bilir bunları. Nerede Veysel Atasoy? 19 tane yolsuzluk. iki sene içinde. İstanbul Belediye Başkanı'yken iken Erdoğan'ın hayatta yaptığı bir tane düzgün iş yok. O zamanlar yüzde on komisyonla ihale veriyordu kendi yanlışlarına. Şimdi yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde elli artık yüzde yüz. Ulusal güvenlik gerekçesiyle yüzde yüzüne el konmuştur. Üç beş kuruş köpek gibi atalım bunlara. Erdoğan işi büyüttü. Çok büyük resim var gerçekten. Avrupalıların neden anlamaya niyetleri yok? Can Dündar diyor ki Kural bir, Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir. Avrupalılar bunu idrak etmiyor ama Erdoğan onlara Türkiye Erdoğan'dan ibarettir diyor. Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya, Çin'e. Onlar da öyle algılıyorlar ve pazarlık gitmeye Erdoğan'la oturuyorlar. Türkiye'de bakan yok, meclis yok. Yani herhangi bir güç yok. O yüzden bir ihale almak gerekiyorsa, bir shareholder olmak gerekiyorsa, Türkiye ile ilgili herhangi bir siyasi, askeri, kültürel, ekonomik karar almak gerekiyorsa sarayda Erdoğan'la masaya oturuyor. Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, Avrupa Birliği üyeleri. Türkiye Erdoğan'dan ibaret. İki, öteki Türkiye, Avrupaların batı değerleri saydıkları ilkeler için ölümle mücadele veriyor. Ama batı ülkelerin umurunda değil. Türkiye'de istemiyorlar ki batı değerleri Türkiye'ye hakim olsun, demokrasi olsun, insan hakları olsun. Türkiye, Müslüman bir ülke, bu değerlere sahip olmasını istiyorlar. O yüzden Erdoğan gibi hırsız, etöcüler, pençekçiler gibi namussuz bir darbe rejimini destek veriyor. Halk Avrupa'da kan alıyor, Türkiye'deki durumlara acıyor. Fakat devlet yönetenlerin çok umurunda değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile umurunda değil. Biz batı değerlerine sahip çıkmışız. Hizmet batı değerlerine sahip çıkmış. HDP batı değerlerine sahip çıkmış. Kimin umurunda? Yani tepeden bakıyorlar olaya. Üç. Bu insanlık mücadelesini yürütenler Avrupa sermaye sınıfı karşısında mağlup oldu. Erdoğan onları kafaladı. Safına çekti. Ve elitlere çalışıyor. Halka çalışmıyor. Avrupa halkına da hitap etmiyor. Sadece çok az sayıda olan Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in, Rusya'nın elitleriyle Erdoğan masada iş bitiriyor ve sizin haberiniz olmuyor. Kendi yanlışlarına dağıtırken, elitlere peşkeş çekerken haberi olmuştu Saldıray Berk'in. 900 tane Mustafa Kemal'in kurduğu kit kurumunu peşkeş çekerken sonra anlaşma yaptı Erdoğan'la. Perinçek anlaşma yaptı. Hani vatan millet Sakarya, hani süper NATO, yalancının önde gidenleri, şerefsizler. Trump Erdoğan'ı anladı. Putin Erdoğan'ı çözdü. Avrupa hala Erdoğan'ın kim olduğunu anlayamadı mı? Niye hata üstüne hata yapıyor? Neden e, Erdoğan'ı Müslüman Demokrat Parti lideri sandılar? Erdoğan bilerek onları aldattı. Onlar da bilerek aldandı. Şimdi e, Libya dosyası, Yunanistan dosyası, Kıbrıs, Fransa, Erdoğan herkese ey ey çekiyor. E, sinirleri geliyor. Ondan sonra anlaşma yapıyorlar. Bakıyorsunuz Süt Liman. Zulme soykırıma devam Türkiye'de. Böyle bir şeytanlık gerçekten dikkat çekici. Erdoğan her yeri karıştırıyor. Avrupa'nın işlerine işi el Nusra soktu. AKP'li görünümde. Türkiye pasaportu verdi. Lübnan pasaportu verdi. Ve dört bir koldan Avrupa'nın dört bir tarafına teröristlerini yerleştirdi. Camileri siyasi ocak haline getirdi. Ve propaganda yapıyor. Radikal eğitim yapıyor. Güya Avrupa'ya, Amerika'ya karşı ve altını oyuyor Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı değerlerinin. Fakat bunları izleyen istihbaratlar bize gerçekleri söyleyip belgeleri paylaşmıyor. İşit ve Enusra başta olmak üzere Erdoğan dünyanın en tehlikeli terör örgütlerini destekliyor. El Şabab Somali'de. Dünyanın bütün terör örgütleri MİT'e bağlanmış durumda. Ahrar El Şam yapılanması ve El Kaide merkezi Türkiye olmuş. Lider Erdoğan olmuş durumda. Üstama Bin Hakan Fidan da bunun koordinatörlüğünü yapıyor. Hulusi Akar da köpekliğini yapıyor. Perinçek'te küçük köpek. Bir sürü köpek çeşidi var. Hal sürekli. Sonra ne oluyor? İki çocuk daha hapiste. Tutuklama kararı veren kadın. Kararı veren hakim kadın olabilir. Ama anne değil. Olamamış. Eşi 51 aydır cezaevinde olan Gönül Gülenç tutuklandı. 9 yaşında kızı var. 10 yaşında bir erkek çocuğu var. Annesi 40 gün önce vefat etti. İki çocuğa aileden bakacak kimse yok. İki yaşlı dede Çocuklara bakamaz durumda. Masum bir insanı, bir anneyi bu şekilde zulüm ve işkenceyle yok etmeye çalışmak bunu Haçlılar yapmaz. Moğollar yapmaz. Yunan mezarinde bunu Yunanlar da yapmadı. Eşleri tutukta olan kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Yani karı koca hapise atılıyor. Çocuklar yetimle mevzus kalıyor. Sonra çocukları alıyorlar eee ailelerin elinden annesi, babası hapiste olunca dedesi, ninesi bakmıyorsa bakan kimse yoksa yetimhaneye koyuyorlar. Evet. Yetim öksüz bırakıyorlar ve aileden kopartıyorlar. Aynı e, misyonerlerin Kanada'da Anglakan e, Katolik Kiliselerinin, United Church'un kızı delilere yaptığı soykırımı buluyor Erdoğan. Çocukları ellerinden alıyor ailelerin. Ve çocukların kültürlerini anlayışlarını, her şeylerini değiştirip annesine babasına düşman yetiştir yetiştirecekler. Anne baba hapisten çıkamayacak. O şekilde planla planladılar. Türkiye'de yaşanan işkence ve soykırım o kadar büyük, o kadar büyük ki ben ee, anlatmakta zorluk çekiyorum. Evet, bir kadın daha soğuk duvarlar ardına gitti. Bir anne daha çocuklarından ayrıldı ve iki çocuk daha annesiz babasız kaldı. Evet hanım, Tamam beklesin biraz. Ee, 15 dakika bitiriyorum. Çocuğu şeye götüreceğim dayısına. Yiyenler de oynasın. Ee, hafta sonu. Bandırma dizavinde tutuklu. Hepatit B hastası Fethi Kazancı. 9 aydır doktora gidemiyormuş. Hastalığı ilerlemiş. Vücut ağrıları daha da artmış kazancının. Götürüldüğü hastanede ve yolda kötü muameleyle karşılaşmış. Ve hastaneye artık gitmek istemiyor ölüme mahkum etmişler. Sivil ölüm. Hafta sonu Cuma'dan başlar. Evet Kuzey Amerika'da böyledir. Bunun adı işkence. Antalya'da Ender ileriye. Antalya L tipi e, tipinde e, şey yapmış. Virüs kapmış. Koronavirüs. 35 kişilik koğuş. Düşüp bayılmış. Hastaneye kaldırılmış. Şeker ve kalp hastası. Astımı var. Yani cezaevinde bir aydır sıcak su yok. Temizlik, hijyen kuralları uygulanmıyor. Soğuk suyla duş al alıyor insanlar. Si, Herkes hasta olmuş. E, koronavirüs zaten böyle zayıf bünyeyi sever ve yayılmış. İnsanlar patır patır ölüyor, hastalanıyor. Hiç bu rejimin uğrunda değil. Bu insanları insan görmüyor. Fişlemişler perinçekçiler, mitçiler. Yıllar önce. Kimisi var 25-30 yıllık e, tarihçesi önüne konuyor. İlahiyat fakültesini bitirdiğinden itibaren sen niye imamlık yaptın? Sen niye İslam anlattın? Bu soruları soruyorlar. Cemaatte bağı da yok yani. Bir tane arkadaş aramıştı öyle. E, Türkiye'de imamlık yapmış, müftülük yapmış, Almanya'da din görevliliği yapmış Diyanet'te. FETÖ'cü diye atmışlar KK ile 25 yıllık sorgu yapmışlar. İlahiyat fakültesine bitirdiği andan hatta öğrencilik yıllarından başlamışlar. İslamiyet'e hizmet ettiği için, Müslümanlığı anlattığı için, doğru Müslümanlığı mağdur etmişler. Bu rejimin adı bu. Dinsizlik rejimi. Şırnak cezaevinde koğuşlar hastalıktan kırılıyor. Karantina koğuşları ve diğer koşullarda büyük bir rezalet söz konusu. 15 gün kuralına da uyulmuyor. Zırt pırt fikir değiştiriyorlar, test yapmıyorlar. Doktor bakmıyor, yani eşi hasta olan, alerjik astım olan biri Ömer Faruk Gelgeroğlu'na demiş ki sesimizi duyur. Ömer Faruk Gelgeroğlu sesleri duyuyor. Uyan yok. Haber yok. Gazeteci aydın toplumun zulüm gören her kesimi ve en balaca kesimini ses olur, vicdan olur kamu yararı budur. Elif Şafak'ın kitaplarına bakın. Baba ve Piç kitabına bakın mesela. Nasıl toplumun zulüm gören bir kitlesini ele almış ve incelemiş. Ön plana çıkartmış. Yazarların, aydınların görevi toplumun zulüm gören, devletin e, zalimlikle hak ve hukura girdiği ve zalim firavun, tirancı olan AKP'lilerin ve onun destekçilerinin zulmettiği insanların başından geçenleri, hikayeleri romanlaştırmak, filmleştirmektir. Ve ön plana çıkartıp toplumun hafızası gerçek tarihi haline getirmektir. Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl istemişler. Hakan Şükür çok travmadı. Yani bu süreçte e, kaldıramadı bunca travmayı gerçekten. Her taraftan tokat yiyor. Hizmet içinde tokat yiyor. Aldatıp parasını çarpıyorlar. Türkiye'de babası hapiste alın teriyle kazandığı bütün servetini elinden aldılar. Ee, gol kralı en sahibi isim, başarılı bir insan Hakan Şükür. Yani Hakan Şükür'e bunu yapanlar Anadolu'da isimsiz, meşhur olmayan, kimsenin tanımadığı bir garibana neler yapar? Ve Süfyan siyasetiyle baskın seçim gündemde yine İYİ Parti lideri Meral Akşener'le anlaştı Erdoğan. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ben gizli anlaşmaları ulaşan biriyim. Örnek verdim Uğur Dündar'dan. Hemen ulaşıyorum. Benim istihbarat kaynaklarım farklıdır. Kesilemez. Mümkün değil. Ben Emre Uslu'ya veya başkalarına benzemem. Anlatabildim mi? Her zamandayız. Gerçekler ortaya çıkar. Meral Akşener çıksın, gitse Asena ise neden Erdoğan'la işbirliği yaptığını açıklasın. Ekrem Duman e, İm, imam oldu. Duman oldu. Ekrem de o ortaya çıksın, bir açıklama yapsın. Neden Erdoğan'la gizli sıpakta anlaşma yapıyor? CHP'li değil mi? Niye millet ona oy verdi? İstanbul belediye başkanı yaptı Umut'la. Her şey yakışıklı olacak, güzel olacak dedi de Milleti kandırıyor. Çıksın, konuşsun, Mert'le. Meral Akşener'in sorgulasını İYİ ettiler. Niye Erdoğan'la masaya oturuyor? Devlet Bahçeli Erdoğan'a ortak oldu da ne oldu MHP'nin sonu? Yani MHP diye bir şey mi kaldı? Ülkücü diye bir şey mi kaldı? Meral Akşener şimdi Atatürkçüleri yönetiyor. E, milliyetçi Atatürkçüleri, Kemalistleri. Onlar şimdi Erdoğan'a destek verince ters köşeye yapmış olmayacak mısınız? İdeolojiniz çöplük olmayacak mı? İnsanlar demeyecek mi? Nerede dava? Nerede ideoloji? Kaç sene sürecek bu süreç? Bahtiyar Fırat havalimanından kaçırılmış MİT tarafından bir haftadır bulunamıyor. Bir sürü böyle vaka var. Erken seçim, seçime Erdoğan hep planlı gidiyor. Ve planlı olduğunu göstermek istemiyor. Erken seçim yok diyorsa mutlaka erken seçim var. Çünkü e, erken seçim vakti geldiğinde e, kaybetmekten korkuyor. Sunni bir kriz çıkartıyor. Kategoriye getiriyor. Toplumu kendi arkasına hemen alıyor. ittifaklarını kuruyor. Ondan sonra işi bitirdikten sonra e, göstermelik bir seçim yapıyor. Ondan sonra oyları da kendi sayıyor. Yani oy atmanı serbest, açık oy kullanma, gizli sayı. Bu diktatörlüklerin <laughs> temel özelliği. Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerin hepsinde böyle. Oy kullanmak serbest sözde demokrasi var ama gizli sayı. Sandıkları değiştirme. Ondan sonra seçim programları satın alıp softwarelerle en son Kore'den almıştı Samsung'dan. Erdoğan'ın e, bu şekilde seçim kazandığını beş yıldır hepsi biliyor. Sonra oltaya gelme noktasında hepsi sazan gibi aklıyor. Erdoğan'la işbirliği konusunda hepsi çok iştiyaklı. 12 tane HDP'li tutulmuştu biliyorsunuz yakınlarda. Gizli tanıklarla polis düzmecesi çıktı. Yani İslam'da, Kur'an'da, hadiste yalancı şahitlik edenlerin cehennemde olduğu yazıyor. Gerekçesi ne olursa olsun yalancı şahitlik edenlere ateş dokunur. Hazreti Musa'ya indirilen 10 evrensel emir içinde bir tanesi yalancı şahitlik yapanlar cehennemde. Süfyan Erdoğan ve Akipe insan değil, Müslüman değil, hiçbir kriteri yok. Diyarbakır'da HDP'ye yönelik yapılan baskınlar yani e, muhalefet hattını Millet İttifakı'nı çökertiyor. CHP'ye destek vermiş HDP iyice krizde. Deva Partisi diyor ki hükümetin Kürt sorununa yaklaşımı yanlış. KK'lere yaklaşımı yanlış. O yanlış bu yanlış. Ali Babacan konuşuyor. Hiçbir şey düzelmiyor. Niye? Ali Babacan Erdoğan'ı hedef almıyor. Bir tane bile konuşmasında Erdoğan ismi geçmiyor. Sanki bunları yapan Erdoğan değil. Ali Babacan'ın da böyle bir yumoş politik, po, liboş e, politika tarzı var. Bunlara liboş diyorlar. E, yani yumoş, liboş Ali Babacan'ın. Yani sor, sorunun kendisi Erdoğan sorunun kendisini görmeyerek sorunun kendisi olan Ali Babacan yumoş bir şekilde e, olayları çözeceğini söylüyor. Hiç inandırıcı değil. Muhalefetin bir araya gelmesi engelleniyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi e, bugün karar veriyor ki Ankara'ya e, muhalefete baskıya son ver. Çağrı yapıyor. Hiç taktikleri yok. Erdoğan mit faşizm ve soykırım rejimi bu 15 Temmuz askeri darbe rejimi hangi kanunu kararı çağrıyı taktı bugüne kadar? Hiçbirine. Elit zenginlere çalışıyor. AKP'li, etücü, pençekçi zenginler. Vatan hainlerini seviyor dış güçler. E, hizmeti sevmiyor. HDP'yi sevmiyor demokrasi istemiyor. Asker açıdan yıkık, zayıf bir Türkiye istiyorlar. Türk ordusunu yıktılar, beraberce ekonomiyi yıktılar, krizde Türkiye bir pazar olsun, biz sömürelim, mal satalım diyorlar. Türkiye'deki insanlar mal zaten. Zombi yani. Musaybinde gözaltına alınan kadınların çoğu yaşlı ve hastaymış. Altı kadından üçü 60 yaşında. Biri yüzde %52 fiziksel engelli raporu var. Ve çeşitli hastalıkları var. Neden Mardin'in Nusaybin ilçesinde Erdoğan sokağa çıkma hesap yapıyor ve neden e, işitin merkezini Adnan Tanrıvar e, verdiğiyle e, Sadat'la e, İdris'in başkanlığında o da şeyden Halep'ten getirildi Türkiye vatandaşı yapıldı general. E neden İŞİT'in Erdoğan'ın merkezi Nusaybin oldu? Neden askeri tesislerde teröristler eğitiliyor? Türk vatandaşı olmayan fakat sonradan Türk vatandaşı yapılan e, teröristler neden müsaibinde acaba e, konuşlandı? Bu soruları gazetecilerin sorması gerekiyor. Neden müsaibinde kütlere karşı bir soykırım yapılıyor? Selim'e erecek Rahmet Ermez ve Hacer Tanış'ın 60 yaşında oldukları ve gözaltına alınan isimlerden Halime Akçin 45 yaşında, Heybet Akçin 35 ve soyadı öğrenemeyen Ayşe süreli bir mülteci. Bakıyorsunuz e, Erdoğan kadınları, yaşlıları, zayıfları bunlar sivil vatandaş. Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimiz. Niye bunları hedeflemiş acaba? Gerekçe Covid-19 tespiti bahanesiyle kimlik tespiti yapılmış. Sonra demişler ki e, siz e, maske takmıyorsunuz. Atıyorlar hapse Gerekçe uyduruyorlar. Ondan sonra kadınların evlerine kadar girip e, COVID-19 tespiti yapacaklarını söylüyorlar. İnsanların özel hayatına giriyorlar. Sana ne kardeşim? Adam COVID-19 testi yaptırmıyorsa kendi tercihi. Kanada serbest. İster yaptır ister yaptırma. Adamlar tam kütük yani. Nihat denen, Hatipoğlu denen bir dangalak var. Dört tane e, bira içen genç kız görmüş. Kütüğün, Erdoğan kütüğün böğürmesine ağlamadı. Hiç dikkati çekmiyor. Yozlaşmış ahlaksız adam güya ağlamış. Yemezler yani bunu. Kimi kandırıyorsun sen? Şerefsiz. E, başta da ayrı dangalak. can açılış yapıyor. Erdoğan ahirete inan, inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Biz sizden gördük kötülüğü. Siz Allah'a inanmıyorsunuz. Ahirete hesap dinle. Öyle tip adamlarsınız ki küçük yaşta kızlara tarz eden soysuz tarikat şehirleriniz var. Hiçbiriniz ağzınızı açıp tek kelime etmiyor. Erdoğan soygun yapıyor, terörizm yapıyor, öldürüyor. Yani katillik yapıyor, firavunluk yapıyor. Ağzınızı açmıyorsunuz Nihat Hatipoğlu. Sonra kızlar sokakta bira içmiş şaşırıyorlar. Çok ilginç yani. Erdoğan bu noktaya nasıl geldi? Cemaatler, tarikatlar, mitin MİT'e biat etti. Barada toplantı yaptılar. Hizmetin bütün mallarını, mülklerini aralarına paylaştırdılar 2012 senesiydi. Bundan 8 sene önce. Hepsi de evet dedi. Bir yeni Asya hayır dedi. Demek ki hiçbirinde bir kinet yok. Şeref yok, onur yok. MIT'in operasyon yaptığını hepsi biliyor. bu dernekler, şirketler, vakıflar filan. Sonra kendine ait olmayan bir özel işletmeyi veya bir hizmeti, cemaati biteriyle, Erdoğan ile yok edip üstüne oturdular. Haram üstünde yaşıyorlar. Diğer işleri başkanlığı kapatılmalıdır. Bir kez daha söyleyelim. Tarikat, cemaat diye bir şey kalmamıştır. Bunların hepsi şerefsizdir. Camiler, e, her türlü gideri ve imamların maaşı o camilerde ibadet edenler tarafından karşılansın. E, devlet elini çeksin. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın. Gerek yok yani. İmamları, müezzinleri de sallayın gitsin. Erdoğan'ın köpekleri 70 bin. Gönderin Avrupa'da ee, eğer biliyorlarsa İslamiyet'i anlatsınlar, Kur'an'ı anlatsınlar. Ama öyle olmuyor. Adamlar yurt dışında da siyaset yapıyorlar. Türkiye'de siyaset yapıyorlar. Kur'an'ı bilmiyorlar galiba. Ondandır Erdoğan'ın imamları da beş para etmez ciğersiz adamlar. Şerefsizler. Ondan sonra A sizde dalga geçiyor. CHP ile eğleniyor. İmamoğlu sizde eğleniyor. Meral Akşener de sizde eğleniyormuş bak. HDP'yi yok edelim, hizmet yok edelim diye CHP ile ortak anlaşma var. Muhalefet salak mı yoksa uyanık mı arkadaşlar? Ülkede zatürre ve grip aşısı bulunmuyor. Amerikalı bakan dedi ki Türkiye Amerika ilaç firmalarına paralarını ödemiyor. Satın aldığı ilaçların parasını ödemediği için ilaç göndermiyor artık. Yani normal zatürre grip aşısı bile bulunmuyor Türkiye'de yüksek fiyatlı ancak zenginler alabilir. Siz koronavirüsün aşısını nasıl nasıl ödeyeceksiniz? Yani demek ki sadece AKP'lilere vuracaklar bu aşıyı yüzde elliyi düşman görüyor bu rejim muhalifleri öyle bir e, şekilde davranıyor. Demek ki e, sadece kendi zenginlerine aşı vuracaklar olsa bile böyle bir rejim yani sular çekildiğinde sinekler balıkları yer. Sular yükseldiğinde ise balıklar sinekleri yer. Kimin kimi yiyeceğine sadece suyun akışı karar verir. Ayın metcesiz gelgitleri gibi olur. Sular bir çekilir, bir çekilmez. Yani devran döner. Ondan sonra ne, ne olmuş? Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi e, açıklama yapıyor diyor ki Erdoğan'ın e, teröristleri e, Suriye'den 2500 kadar var, e, hol kampında saklanıyorlardı bir kamp almışlardı 25 bin kişilik e, Erdoğan'a mite çalışmayan yani işite enüstaya yani bağlı olmayan ve Alçam'dan maaş almayan teröristleri release yapıyorlar Irak'tan ve Suriye'den e, geri gönderme planı var bu konuda. Amerika'ya yardımcı oluyor ee, Kürt yönetimi Erdoğan'a MİT'e biat etmiş ee, olanları şey yapmıyorlar, onlar terörist evlerine döndürmüyorlar onlara ceza verecekler, o yüzden 25 bin kişilik hol kampı var ee, Suriye'nin güneyinde Erdoğan ise 1400 tane terörist değiştirdiği e, İdlib'den adamlarını Libya'ya göndermiş, e, 1400 bunların 800 tanesi e, rotation olarak Suriye'ye geri dönmüşler. E, kontrakları bitmiş. E, bunlar kontrak killer. Terörist Erdoğan'ın adamları. E, Libya'da savaşanlar nereden gitmiş? Erdoğan'ın işit ve Enusra branşı olarak Suriye'den İdlib'den gitmiş Libya'ya. E, toplam 2200 kişi gitmiş. Şu anda 800 tanesi dönmüş. E, rapor veriyorlar. Durum bu. Suriye'de. Süfyan batmış sürede Libya'da yani. Zaten e, Rusya bayrağını çekmiş Afrin'e defolun siktir olun gidin diyor Erdoğan'a işitçi yani ustacılara. Onlar da anlaşma yapmışlar. Karabağ gidiyorlar. Libya'da tutulamadılar. Rusya izin vermedi. Hafter izin vermedi. E, Karabağ Putin gösterdi. Goodbye. Biraz da orayı karıştırsınlar. Bu arada ise e, Kuzey Suriye'de Şehri'nde Çiçek Kobene tutuklanmıştı. Yani Kuzey Suriye'de Rojava'da doğmuş, büyümüş ve Kuzey Suriye Sü ordusunda, Kürtlerin ordusunda e, asker olan birini daha o da genç vurmuşlar bu AKP'li, MHP'li faşistler e, mafyalar Rojava'dan e, 9 Ekim 2019'da bundan e, bir sene geçti. Gerçek ismi Dozgin Tema Urfa'da tutuyormuş tutuluyormuş. E, ve mahkemeye çıkartılmış. Kim yakalamış bu, e, bu kızı? Ahrar Elçam militanları. MIT e, terör örgütü yakalamış. Ahrar Elçam diye MIT'in El-Kaide terör örgütü var. Çok büyük. Dünyanın en büyük terör örgütü. Kuzey Suriye'de operasyonu yapanlar onlarmış. Türk ordusu değilmiş. Yani siz Türk ordusu zannediyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını gördüğünüz için Türk bayrağı falan gördünüz. Ee, orada Ahrar El Şam diye bir terör örgütü, MIT yapılanması, El Kaydacı, Erdoğan Süfyan ordusu e, operasyon yapmış. Ee, Sokol, kendilerine bunlar e, Özgür Suriye ordusu, Syria National Army de diyorlar. Ee, İbrahim Kalın yönetiyor. Ee, Rojava işgali tabii defolup gittiler. Rakka doğumlu, e, kadını, Kobene, neden acaba Urfa'da cezaevinde ve ömür boyu hapis cezası istiyorlar. Sizin vatandaşınız değil. Yani değil mi? Ne işiniz var orada? Niye El-Kardecılar Kürtleri öldürüyor? Soru bu. Neden faşizm yapıyorsunuz? Neden Kürtleri öldürüyorsunuz? Neden Yavuz Sultan Selim'in politikalarını izlemeyecek kadar ahmatsınız? Neden sıratlaşınlar hapiste? Bundan. Erdoğan ve işçi militanları öldürülüyor. Artık alakası olmayanlar e, hol kampından gönderiliyor. Erdoğan'la mitle Süfyan'la alakası yoksa Süfyan Suriye'de botuyor. E, geçtiğimiz hafta içinde e, işit Erdoğan'ın mit militanları Hamada son 48 saat içinde öldürülmüş 10 kadar e, daha 25 bin e, maalesef Suriye'de vatandaş hol kampında. 50 tane aile bizim Erdoğan'la mitle alakamız yok. Bizi gönderin bu kamptan diye başvuruda bulunmuş kütlere. Onlar da e, yardımcı oluyorlar. E, şu ana kadar e, Halep'ten 706 süreli aile e, hala kampta bulunuyor. E, ve bunların evlerine e, gönderilmesi için güvenlik taraması Amerikalılarla beraber, İran'la beraber, Şam yönetimine beraber, Rusya'yla beraber yapıyorlar. Ortak bir Mücadele var. Erdoğan'ın mitin iş işit teröristlerine Ermenistan e, terör yapılanmasına karşı ve toplam e, 4.789 e, kişi 27 farklı gruptan hepsi mitten e, maaş alıyormuş Erdoğan'dan e, ve bunlar dünyanın en büyük terör örgütü olarak göz, gözüküyor. Belgili hepsi. Evet, home kampında hala 17.693 aile var. Toplam e, çocuklarla beraber 64.373 insan yapıyor bir şehir boyutunda. Yani 17.693 aile derken Erdoğan'ın mağdur ettiği e, insan sayısı sadece Hol kampında 64.373 kalmış. Bunlardan 8.209 aile Irak'tan yani 30.606 mitin kandırdığı, işe aldığı, yerleştirdiği, Türk Hava Yolları'nın taşıdığı e, IŞİD İslam Devleti projesinde Erdoğan'ın Süfyan projesi e, Irak'tan kandırdığı aile sayısı hala hol kampında. Suriye'den kandırdığı 6.706 aile toplam 24.223 yapıyor hala hol kampında. Kürtler kontrol ediyor. 2778 e, yabancı aile, bunlar 9.540 kişi yapıyor. Arap ülkelerinden Avrupa vatandaşları var, Sovyet, eski Sovyet Rusya vatandaşları var, Kazakistan var. Erdoğan'ın miting kandırdığı isimler bunlar. Biz buna engel olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık dokuz yıldır oldu. Erdoğan'ın e, BOP'taki e, Perinçek'te ortak yürüttüğü, e, bu ETÖ'cülerle ortak yürüttüğü İşit Ennusra projesine engel olmaya çalışıyoruz. Bu proje radyo projesidir. Ve İslam'ı kirletme projesidir. Buna engel olmayı başarırsak inşallah zafer bizimdir. Allah razı olsun Kürtlerden. Bütün işitçilerin canına okuyan e, özellikle Kobane Rojava bölgesindeki kahraman Kürt kadınlarına Rojdalara selam söylüyorum. Selam Rojda. Helal olsun. Devam et. Süfyan Erdoğan Kürtlere savaş açmış. Yani onun teröristlerini öldürünce Erdoğan'ın, Süfyan'ın teröristlerini onun projelerini bozunca e, Kürtlere karşı Türkiye ile savaş açmış. Ve İyi Parti Ekrem İmamoğlu'nun da yanına alıp Bahçeli dışında Millet İttifakı'nı parçalamış. Erdoğan Türkiye'de iç politikaya çalışıyor. İtlip'ten çekiliyor İterif. Rusya ile anlaştı. Ondan sonra Libya'dan çekiliyor. E, Erdoğan Türkiye'de iç politikada Faşizm, zulüm, soygun düzeni yapıyor ve Kürt köylülerini helikopterden atıyorlar. Servet Turgut'un e, taziyesinde Naif Turgut e, Ömer Faruk Gergeroğlu'na demiş ki yani 61 yaşındayım ben demiş e, böyle şerefsizlik görmedim. Yani bir sade köylüyü işkence yapıp helikopterden atmak ne demek? Ve gazeteciler hapse girdi dört kişi. E, suçlular, bunu yapanlar hala iktidardalar. Koruyor Erdoğan. Hulusi koruyor. Bundandır büyük ihtimal. Şerefsiz çünkü bu rejim. Tam bir faşist gerçekten ya. Diyar, Diyarbakır'ın il ve Yenişehir ilçe binaları da eş başkanlar gözaltına alındı. Hülya Alokmen, Uyanık ve Zeyyat Ceylan il binasında saatlerce süren aramadan sonra emniyete götürüldü. Yani bakıyorsunuz tomalarla, zırhlarla, araçlarla HDP'ye terör örgütü gibi baskın yapıyor. Ve zaten terör örgütü muamelesi çekiyor HDP'ye. Niye? HDP CHP'ye destek verdi. 12 tane büyük belediyeyi CHP kazandı. Başta İmamoğlu. Ankara Belediyesi. Düşünün yani. Erdoğan'ın en büyük gücünü elinden aldı. HDP birinci düşman. Lideri hapiste. Figen Hanım ya, hepsi yardımcıları, bütün yöneticileri hapiste e, gençler yurt dışına kaçtı. Yapacak bir şey yok çünkü. Faşizm var. Kuru Hakan Fidan ve Erdoğan Perinçek yönetimi, Bahçe yönetimi şimdi Meral Akşener'e de yedek lastik olarak yanına almış. Ekrem İmamoğlu da e, lastiğe şey yapan e, küfreden adam olarak işe almışlar. E, ama lastik yürüyor. Böyle bir numara var yani aralarında. Biri Laz, biri e, Trabzonlu Laz, biri de Rizeli Oflu. Yani biliyorsunuz Oflunun e, hikayesi çoktur. Çakma Müslümanlar. Hafız bir Oflu, hafız olduğunu iddia eden e, bir tane kadına tecavüz ediyormuş. E, sonra demişler ki ya hafız, sen şeysin, e, sen hafızsın. Niye kadına tecavüz ediyorsun? Ben demiş onu mike mike öldüreceğim demiş İntikamımı alacağım demiş böyle Erdoğan'ın e, şey İslam anlayışı oflu e, bu çakma şeklere benziyor çok e, ilginç yani Arif konuşmamız lazım demiş biri buyur yavrum üç gün önce beni arabayla eve bırakırken kilometresine bakmıştım 68.723'teydi ve o günden beri ilk defa dün gece arabayla dışarı çıktım ve bugün baktığımda 68.757. Yani böyle kıskanç kadınlar var ya. Haritadan baktım. Sizin evden eski sevgilisinin evi tam 34 kilometre. Sen dün gece eski sevgilinin yanına mı gittin? Adam cevap yazmış. Kimle sevgiliyim ben? Mit mi bu. bu Soruma cevap ver Arif demiş. Bu da başka sevgilisi galiba. <laughs> Arkadaş çok çapkın olmalı. Sevgililer arasında <laughs> Mit yakın o, Mite gitmiştir hesaplar vermeye büyük itibar. Yoksa eski sevgilisi 34 kilometre uzaktaymış yani. Arif arkana bakmadan kaç. Durum bu yani. Geliyorum hanım ya. Ülkede krizler bitmiyor ya. Kalyon inşaata getirilen 9.5 e, kaç sıfır var? 1 2 3 4 5 6 7 8 Türk parasından altı sıfır atmışlardı değil mi? E, liralık. Ben e, sıfırları artık şey yapıyorum, e, hesaplayamıyorum. E, vergi borcunu silmişler. Üç e, buçuk milyon insana PlayStation'ı beşi askıya asıp bedava versen, yani vergiden sileceğine karyer inşaat üç buçuk milyon insana PlayStation satın alsın. İnsanların canı sıkılıyor evde. Koronavirüs var. Yani çocuklar PlayStation oynasın. Çok mantıklı. Ee, Selçuk Bayraktar da o kadar milleti öldürüyor siyahlarla. E, milyar dolar para kazanıyor. E, beş bin topu versin. Evet ben çocuğu gezdireyim. <laughs> Gideyim arkadaşlar. Bu e, Abbas yolcu gider yani. Almanya altı günde Almanyalılar altı gün çalışırsa bir Playstation alıyormuş. Yani kaç dolar ya PlayStation? 500 dolar falan. Nintendo'yu kaç almıştık? Saliye. 600 dolar aldık. Çünkü Kanada, PlayStation 5, Nintendo hiçbiri yok. Bitti. Amerika'dan getirdik. 100 dolar da fazla para verdik yani. yani. PlayStation bulunmuyor. 5. Dur hanım kapatma. Türkiye'de 116 gün çalışıyorlarmış bir PlayStation almak için. 110 günümüz makam araçlarına, mecliste 550 çeşit yemeğe, gösterişe, Şatabat'a lükste, lükste müsrifliğe gidiyor. Böyle Müslümanlık olmaz olsun diyorsunuz. Tamam, tamam kapatıyorum. Ama ışığı, ha, ışığı zaten kapasan alsan da benim burada ışığım var ki. <laughs> Unutmuşum onu. Evet konu bitti. En son PlayStation vardı. Hanım konunun bittiğini idrak etti, anladı. İyi günler arkadaşlar. Çünkü de 8500 falan mı? Yani. Bir de Türkiye'deki fiyatlara geldik. Salih PlayStation'ı, şey Nintendo'yu seviyor ama e, hanım öyle ders çalıştırıyor Fransızca. E, Game'leri silerim. Fransızca otur, İngilizce otur. Salih e, game'ler silinmesin diye ders dinliyor. Ya, yok mu? Var ya noktam var. Noktayı koydum. Arkadaşlar bu tren gider yani. Kara tren geci, gecikir, belki hiç gelmez. Yollarda salınır, bir selam vermez. İyi günler arkadaşlar.